Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine omuz veren tüm parti mensuplarımıza, tüm vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Grup toplantımıza heyecan katan misafirlerimize, bilhassa da sevgili genç kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Her birinize aşkınız için, ahde vefanız için teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında, bugün vefatının 29. yıl dönümü olan Batı Trakya Türklerinin efsanevi lideri merhum Doktor Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Doktor Sadık Ahmet, inandığı değerleri savunmaktan, bu uğurda bedel ödemekten çekinmeyen, ismiyle müsemma bir dava adamıydı. Batı Trakya Türk azınlığın bugün sahip olduğu kazanımlarda merhum Sadık Ahmet'in yürüttüğü mücadelenin çok büyük payı vardır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine ve yol arkadaşlarına sabır diliyor. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Batı Trakya'daki kardeşlerimizin yanlarında olacağımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum. Yunanistan'la gelişen diyaloğumuzdan Batı Trakya Türk azınlığın hak ve hukukunun korunması noktasında da istifade ediyoruz. Yunan makamlarıyla görüşmelerimizde Batı Trakya'daki soydaşlarımızın sorunları gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Özellikle din ve ibadet hürriyetiyle eğitim haklarına dair meseleler sürekli takibimizdedir. Yunanistan tarafından atılan bütün adımları takip ediyor, ihtiyaç halinde gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da Batı Trakya Türk azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasp edilen hakları için de geçerlidir. Kıbrıs Türk halkı 1960'lardan beri neredeyse 3 çeyrek asırdır haksızlığa, hukuksuzluğa ve ayrımcılığa maruz kalıyor. 1963 ile 1974 yılları arasında yaşanan katliamları birçoğumuz daha dün gibi hatırlıyoruz. Yakılan köyleri, öldürülen çocukları, adanın sadece %3'lük bölümüne sıkıştırılmak istenen Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız. Tüm bu zulümler işlenirken batılı kurum ve kuruluşlar hiçbir şey yapmadı. Bugün Gazze soykırımını seyrettikleri gibi Kıbrıs Türk halkına yönelik etnik temizlik teşebbüslerini de uzaktan izlediler. 20 Temmuz 1974 barış harekatıyla Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığına uzanan kirli ve kanlı elleri kırmıştır. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla barış harekatı taçlandırılmıştır. Ancak Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık iradesini kırmaya yönelik politikalar o günden bu yana artarak devam etti. Son olarak 2004 yılında Annan planına evet diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cezalandırılırken, plana hayır diyen Rum kesimi Avrupa Birliği'ne tam üye yapılarak ödüllendirildi. Daha sonra oturulan müzakere masalarından ne yazık ki hiçbir sonuç çıkmadı.
eski yöntemlerle bir yere varılamayacağını artık görmüş durumdayız. Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türk'ünün de karnı tok. Anavatan ve garantör ülke olarak duruşumuzu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde çok net biçimde tekrar ortaya koyduk. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı ülkemizden geniş bir heyetin de katılımıyla Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle beraber büyük bir coşkuyla cumartesi günü evet kutladık. Kıbrıs davasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi böylece bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiş olduk. Hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınırlığını artırmaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde attığımız adımların devamını getirmekte kararlıyız. Aynı şekilde Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durması için de desteklerimizi, yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Barış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik ve mücahitleri tekrar rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. ...20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na iştirak etmek suretiyle Kıbrıs Türk halkına varlıklarıyla destek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz ortaklarımıza, siyasi partilerden genel başkanlarına ve milletvekillerine hasreten teşekkür ediyorum. Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyoruz. Hatırlanacağı üzere sabık genel başkan döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikada yaşadığı savrulmalar siyasi rekabet kavramıyla açıklanamayacak boyutlara ulaşmıştır. Kimi CHP milletvekilleri Avrupa'da ülke ülke dolaşıp PKK'nın Suriye'deki uzantılarının gönüllü avukatlığını yapıyorlardı. Geçen hafta 8. yıl dönümünü geride bıraktığımız 15 Temmuz ihanetinin faillerini aklama görevini de yine CHP yönetimi üstlenmişti. Milletin bir gecede 252 evladını şehit vererek yazdığı milli irade destanına kontrollü darbe yaftası vuranlar da bu kifayetsizlerden başkası değildi. Türkiye'ye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim işaretleri göstermesini açık söyleyeyim. Muhalefetin normalleşmesi adına kayda değer buluyoruz. Lefkoşe'de sergilenen birlikteliğin başta terörle mücadele olmak üzere milli mücadelelerde ve milli meselelerde istikrarlı bir şekilde sürdürülmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın şahsında Kıbrıs Türk halkına samimi ev sahiplikleri için buradan ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Burada şunu da ifade etmek isterim. Biz komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde asla değiliz. Yakın çevremizden başlayarak tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, bölgemizde ve dünyada dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Bu politikamızda da son derece samimiyiz, kararlıyız, iyi niyetliyiz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edildiği takdirde aşılamayacak hiçbir engel görmüyoruz. Nitekim son bir yılda
Bu yönde önemli adımlar attık. Komşularımızın yanı sıra pek çok uluslararası kuruluşla işbirliğimizi ilerlettik. Artı güvenlik tehditleri karşısında Türkiye'nin manevra alanını genişletmek için gayretlerimizi inşallah daha da yoğunlaştıracağız. Şimdi isterseniz yıl başından bu yana neler yaptık? Şöyle bir hatırlayalım.
Diplomasi trafiği artarak sürecek, Türkiye'nin diplomasi alanında oyun değiştiren adımları devam edecek. Aziz milletim, değerli arkadaşlar, dış siyasette tüm bu hamleleri yaparken bir diğer temel önceliğimiz olan ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Orta vadeli programın olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon inşallah bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Aşırı kar hırsının şişirdiği fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Fiyatlama davranışlarının tekrar piyasa gerçekleriyle uyumlu hale gelmeye başladığını görüyoruz. Bu dengelenme önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz. Bunun piyasadaki ana aktörler tarafından da kabul edilmesi ekonomideki yol haritamızın sağlamlığının delilidir. Kredi derecelendirme kuruluşları da Türk ekonomisiyle ilgili daha objektif değerlendirmeler yapıyor. Moody's'in geçen hafta kredi notumuzu iki kademe birden artırması bunun en son örneğidir. Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı esasen Türkiye için çok geç kalmış bir adımdı. Peki bunlar yeterli mi? Elbette değil. Türkiye'nin ekonomik kapasitesinin bu oranların çok çok üzerinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kredi derecelendirme şirketleri adaletli davrandıkça inşallah bu notlar da hak ettiğimiz seviyelere çıkacaktır. Burada şunu çok net vurgulamak isterim. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek İnşallah aynısını yine başaracağız. Bunu AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka yapabilecek kimse de yoktur. Her gün yeni bir vaatle arzı endam eden muhalefet bize göre havanda su dövmektedir. Bakınız değerli arkadaşlar, bunlar aynı riyakarlığa seçim döneminde de başvurdular. Lütfen 4-5 ay öncesini şöyle bir hatırlayın. Suyu ucuzlatmaktan bahsediyorlardı. Şimdi suya %400-500 oranında zam yapıyorlar. Liyakatten bahsediyorlardı. Şimdi belediyeleri akraba çiftliğine çeviriyorlar. Ortalıkta boş gezen ne kadar eş, dost, hısım, tanıdık varsa eğitimine bakmadan hepsini belediyelere üst düzey yönetici olarak atıyorlar. Otoparkından toplu taşımaya, belediye bünyesinde hangi hizmetler sunuluyorsa hiç sektirmeden hepsinin ücretlerinde fahiş artışa gittiler. Emeklilere verdikleri sözleri zaten hatırlamak bile istemiyorlar. Daha 4 ay öncesinde meydanlarda bol keseden para dağıtıyorlardı. Şimdi emeklilerimizi kapılarına dahi yaklaştırmıyorlar. Seçim bitti. Sandıklar kapandı. Verilen sözlerin tamamı rafa kalktı. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan çöp, çukur, çamur, yolsuzluk, hırsızlık girdabına vatandaşlarımız tekrar sürüklendi. Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık adeta bunların paçalarından akıyor. Buradan Sayın CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim.
dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin. Bedava yapacağız diyerek milletten o istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin. Belediyeleriniz sosyal güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır. Zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Hazine Maliye Bakanlığı artık bunların tahsilini kaynağında yapacaktır. Bunu böyle bilirsiniz. Kıymetli dava arkadaşlarım, biz siyasette hiçbir zaman böyle ucuz yollara meyletmedik. Sırf seçim kazanmak uğruna tutamayacağımız sözler vermedik. Meydanlarda ne söylediysek, neyi taahhüt ettiysek milletten yetki alınca bunları yerine getirmeye çalıştık. Sandıkta verilen görevin hakkını sahada ter dökerek, koşarak, koşturarak ödemeye gayret gösterdik. Gerçekten yapmak isteyip de irademizi aşan sebeplerden dolayı yapamadığımız hususlar elbette olmuştur. Ama gayretlerimize ve samimiyetimize halkımız şahittir. Biz yine altyapı, üst yapı, tüm yatırımlarımızın açılışlarını yoğun bir şekilde yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Kardeşlerim, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamının huzuru, refahı, esenliği için verdiğimiz çetin mücadeleye milletimizin hepsi şahittir. Şunu tüm kalbimle söylemek istiyorum. Benim çiftçim, üreticim, sanayicim, işçim şüphesiz en iyisine layıktır. Bilhassa ömrünün en güzel yıllarını ailesine, ülkesine, milletine hizmet etmek için harcayan emeklilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Hayatlarının ikinci baharında emeklilerimizin yanında yer almayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek birçok adım attık. Bizden önce emekli maaşları gerçekten insani standartların çok altındaydı. Kasım 2002'de nasıl bir ücret tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız değerli arkadaşlar, ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde en düşük emekli aylığı 66 lira. Yani 43 dolardı. Yine bu dönemde asgari ücret 184 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam da 122 dolara tekabül ediyordu. Emeklilerimizin önemli bir kısmı asgari ücretin 1/3 civarında aylık almaktaydı. Bu dengesizliği giderecek pek çok düzenlemeyi
hayata geçirdik. En düşük emekli aylığını geçtiğimiz hafta yapılan artışla 12.500 liraya, yani 380 dolara yükselttik. Son iki yılda en düşük emekli aylığını %257 oranında artırmış olduk. Bu yıl Ocak ayında bütçe imkanlarımızı zorlayarak tüm emekli aylıklarını %49,3 oranında artırmıştık. Temmuz'da da SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına %24,7, emekli sandığı emeklilerimizin aylıklarına %19,3 oranında zam yaptık. Dolayısıyla 2024 yılında emekli maaşlarında %78 ile 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Yine geride bıraktığımız dönemde emeklilerimize tek seferlik 5'er bin lira ödeme yaparak onlara destek olduk. Bunun yanı sıra emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. 2018 yılında 1000 lira olarak başlayan bu ödemeleri son iki bayramdır 3000 lira olarak gerçekleştiriyoruz. Emeklilerimize sunduğumuz bir diğer imkan banka promosyonudur. Son olarak kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik. Maaş düzeylerine göre emeklilerimiz 8 ila 12 bin lira arasında promosyon alıyor. Hatta özel bankalarda bu tutar 18 bin liraya kadar yükseliyor. Tüm bunlarla birlikte Çalışma Bakanlığımız emekliler yılı kapsamında bu sene emeklilerimize farklı alanlarda pek çok imkan sağlıyor. İnşallah çok daha fazlasını yapacağız. Depremin toplam 104 milyar doları bulan faturası azaldıkça ekonomide uyguladığımız politikalar daha fazla sonuç verdikçe inşallah ortaya çıkan ilave kaynağı başta emeklilerimiz olmak üzere halkımızın emrine sunacağız. Emekli kardeşlerimizin şunu bilmesini arzu ediyorum. Gösterdiğimiz tüm bu çabalara rağmen Cumhurbaşkanınız olarak yaşadığınız sıkıntıların tamamen farkındayım. Serzenişlerinizi duyuyorum. Sorunlarınızı çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim popülizmle işimiz yok. Bizim hayal tüccarlığıyla da işimiz yok. Biz meydanlarda söz verip sonra unutanlardan değiliz. Verdiği sözün her zaman dimdik arkasında duranlardan oldu. Bizden öncekilerin yaptığı yanlışları tekrarlamamakta kararlıyız. Bu ülke yakın geçmişte kendi çıkarı için ülkeyi popülizm bataklığına sürükleyen siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke meydanlarda vaat yarıştıranlardan, sırf seçim kazanmak için vatandaşın umutlarıyla oynayanlardan çok çekti. Böyle bir hataya yeniden düşme lüksümüz yoktur. Amacımız ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır. El ele, gönül gönüle vererek bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Siz dava arkadaşlarımdan da
bu hususları vatandaşlarımıza anlatmanızı özellikle rica ediyorum. Şimdi isterseniz emeklilerimizle ilgili son 21 yılda neler yapmışız kısaca bir hatırlayalım. Değerli milletvekili arkadaşlarım, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin hemen ardından meclis grubumuz teşekkür etti ve 14 aydır yoğun bir tempo içinde çalışıyorsunuz. Bu 14 aylık süre zarfında milletimizin ihtiyaç duyduğu, ülkemizin sorunlarına çözüm olacak çok sayıda yasayı çıkardınız. Öncelikle tek tek hepinizi çabalarınızdan, özverili ve gayretli çalışmalarınızdan dolayı kutluyor, tebrik ediyor, sizlere milletim adına kalpten teşekkür ediyorum. Parlamentonun gündeminde olan bazı kanun tekliflerini de görüştükten sonra inşallah meclis çalışmalarımız kısa süreli bir tatile girecek. Tabii tatile giren sadece meclis çalışmaları olacak. Meclis dışı çalışmalarımız, sahadaki gayretlerimiz inşallah hız kesmeden devam edecek. Değerli arkadaşlarım, 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem faaliyetlerine başlamıştı. 22. dönemden 28. döneme kadar 7 dönem boyunca AK Parti birinci parti olarak
meclisi sevk ve idare eden kuvvet oldu. Gerek hükümetlerimizle, gerekse meclisteki gruplarımızla insanüstü bir gayret gösterdik. Her anımızı, her dakikamızı milletimize adayarak yoğun şekilde mücadele ettik. Geride bıraktığımız 22 yılda hükümetteki icraatlarımız kadar meclis çalışmaları itibariyle de rekorlar kırdık. Milletimiz bizi meclise çalışmaya gönderdi. Ter dökmemiz için seçti. Ülkemiz için mücadele görevi verdi. Ve biz de milletimize mahcup olmamak için emaneti hakkıyla taşımanın gayreti içinde olduk. Değerli arkadaşlarım, AK Parti hükümetlerinin de AK Parti'nin meclis gruplarının da en temel vasfı milletle doğrudan iletişim kurmasıdır. Bizim aracılara ihtiyacımız yok. Bizim vasıtalara ihtiyacımız yok. Biz çarşıda, pazarda, dolmuşta, otobüste, sokakta, caddede, vatandaşımızın evinde, iş yerinde onunla doğrudan irtibat kurar, doğrudan iletişim kurar, derdini, sorununu dinler. Gelin burada o derde çare bulmanın, o sorunu çözmenin mücadelesini veririz. Kardeşlerim, AK Parti'yi kuran aziz milletimizdir. AK Parti'yi 22 yıl önce birinci parti yapan ve bugünlere taşıyan da milletle ruberu kurduğu irtibattır, iletişimdir. Bugüne kadar milletimizin hiçbir derdine bigane kalmadık. Hiçbir soruna kulağımızı tıkamadık. Görmezden gelenlerden asla olmadık. Milletimizin sevincine olduğu gibi hüznüne, acısına da ortak olduk. Derdini paylaştık. Milletimizle daima iç içe, yan yana yaşadık. Başkalarının ne dediği, ne düşündüğü mühim değil. Millet ne diyor, millet ne düşünüyor, millet ne söylüyor, biz ona dikkat kesildik. Efendim, muhalefet ne der? Bize ne muhalefet der? Efendim, medyada ne yazarlar? Ne söylerler? Bize ne medyadan ya? Efendim, seçkinler rahatsız oluyorlarmış. Tuzu kurular gürültü yapıyorlarmış. Sesi çok çıkan cazgırlar ortalığı velveleye veriyorlarmış. Bunların hiçbirine bakmayız. Hiçbirine aldırmayız, yola devam ederiz. Biz sadece milletimize bakar, milletimizin ortak hissiyatına bakar, ortak beklentilerine bakar, adımımızı da ona göre atarız. Şimdi arkadaşlar, bugün bazı şeyleri açık açık konuşmamız gerekiyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Daha önce de ifade ettim. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Maalesef bu sayı her yıl asimetrik bir şekilde katlanarak artıyor. Üstelik bu başıboş köpekler çocuklara, yetişkinlere, yaşlılara, başka hayvanlara, koyun sürülerine, keçilere saldırıyorlar. Trafik kazalarına sebep oluyorlar.
en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı parçalamak suretiyle bizden kopartıyorlar. Artan kuduz vakalarını, yabancı ülkelerin Türkiye'ye gelen vatandaşlarına yaptığı uyarıları burada saymıyorum bile. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor, kötüleşiyor. Mesele tam anlamıyla çığırından çıkıyor. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor. Vatandaşımız hem şiddetin, hem sağlığımıza yönelik tehdidin, hem de istismarın sona ermesini arzuluyor. Bizim bu isteklere, bu arzulara, ülkemizin dört bir yanından yükselen feryatlara sessiz, tepkisiz, bigane kalmamız düşünülemez. Daha önce de ifade ettim. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Kardeşlerim, hele hele bölücü terör örgütünün Beşiktaş'ki bebeği katletmesine, canlı bombaların şehirlerimizde masum sivilleri aramızdan almasına, Gazze'de şu anda sayısı 16 bini bulan masum çocuğun, sayısı 40 bini geçen masum insanın katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Kardeşlerim, dağdaki eli kanlı katil sürünlerine metiyeler düzenler. Kimse kusura bakmasın ama bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın, timsahın gözyaşları merhametten değildir. Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir. Değil insana, değil masum çocuklara, herhangi bir canlıya karşı yüreğinde zerre miskal merhamet olan biri kalkıp da o densizliği yapamaz. Ciğerparesini kaybetmiş, yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? Eşrefi mahlukat olan insana sevgi göstermeyen başka canlılara nasıl sevgi beslesin? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler? Ayrıca birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor. Daha doğrusu buraya meclise taşınıyor. Meclis koridorlarını işgal ediyor. Utanmadan, sıkılmadan meclis çatısı altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor. Milletvekili milletin temsilcisidir. Milletvekili sadece kendisini seçenlerin değil, tüm Türkiye'nin 85 milyonun tamamının vekilidir. Milletvekiline hem de Yüce Meclis çatısı altında katil diye bağıran da, onu oraya getirip o cesareti veren de bütün millete karşı saygısızlık yapmıştır, edepsizlik yapmıştır. Biz bu densizliğe, bu edepsizliğe, bu şımarıklığa papuç bırakacak, boyun eğecek bir grup değiliz. Biz 3-5 marjinal karakterin
çığırtkanlık yaparak, çağırarak, bağırarak meclisi çalışamaz hale getirmesine eyvallah etmeyiz. Burası gazi bir meclistir. Milletin meclisidir. Milli iradenin tecelligahıdır. Kimse gazi meclisin şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler çok daha sıkı bir şekilde mutlaka alınmalıdır. Utanç verici tüm sahnelere rağmen yasa teklifi dün komisyonda kabul edildi. Sadece insanları değil, sokak hayvanlarını da yaşatmayı amaçlayan kanun teklifimize evet diyen tüm milletvekillerini tebrik ediyorum. Bu meseleyi meclis tatile girmeden önce inşallah genel kurulun da takdirine sunacak. Orada da taşkınlıklara prim vermeden inanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Bu konuda tüm grubumuzdan milletin vekili olarak bu yüce çatı altında bulunan her bir arkadaşımdan kararlı bir duruş bekliyorum. Asla taviz yok ve bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Tabii teklifin yasalaşması sadece bir başlangıçtır. Bundan sonra esas önemli olan sahiplenme sürecidir. Son bir haftadır ortalığı ayağa kaldıran sanatçılar, dernekler, medya mensupları başta olmak üzere tüm hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz. Burada sergilenen yüksek hassasiyetin çok daha fazlasını sahiplenme sürecinde de göreceğimize inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, biraz önce de ifade ettim. Meclis çalışmalarına ara veriyor olmamız, tatile çıktığımız anlamına gelmiyor. Yoğun meclis çalışmaları nedeniyle seçim bölgelerinizde yeterince mesai sarf edemediniz. Şimdi seçim bölgelerimize gidecek, orada milletimizle buluşacağız. Teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla özellikle birlikte halkımızı ziyaret edecek, kucaklaşacak, onları dinleyeceğiz. Şehirlerimizdeki projeleri takip edecek, aksayan, geciken hususlar varsa bakanlarımızla irtibata geçerek çözülmesini sağlayacağız. Bizim lügatimizde rehavet olmaz. Bizde durdurak olmaz. Sanki yarın seçim varmış gibi sahada koşturmayı sürdüreceğiz. Sizlere meclisteki kalan çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kabine olarak inşallah biz de hizmetlerimizi ara vermeden ülkemiz ve milletimiz için koşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi büyütmek, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için mücadelemizi sabırla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sözlerimi tamamlamadan önce 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışmak üzere dün Fransa'ya uğurladığımız sporcularımıza Mevla'dan başarılar diliyorum. Kendilerinden milletçe göğsümüzü kabartacak müjdeli haberler bekliyoruz. Bu düşüncelerle her birinize
28. dönem 1. yasama yılında gösterdiğiniz üstün gayretler dolayısıyla tekrar tebriklerimi iletiyorum. Şehirlerinize benim selamımı iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Dönüşte yeniden görüşmek, yeniden kucaklaşmak umuduyla her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı